Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün sabah gözümüzü hepimiz depremle açtık. O kadar üzgünüm ki sabahtan beri ağlıyorum. O depremin göçünün altında yalvaranlar, ağlayanlar. Allah yardımcılar olsun, Allah yardımcımız olsun inşallah. Allah yardım etsin. Bütün Şanlıurfa'daki, Antep'teki, Hatay'daki, Diyarbakır'daki, daha aklıma gelmeyen, şu anda sayamadığım birçok yerde Rabbim rahmet eylesin inşallah ölenlere, hastalara şifa versin, yani göçükten yaralı çıkanlara, ailelerine sabır versin. O kadar zor bir durum ki sabahtan beri kahrolduk. Aileleri ne yapıyor acaba bilmiyorum, gerçekten ülkece kahrolduk. Çok büyük bir deprem. Allah kimseye yaşatmasın. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. İnşallah ölüm sayısı artıyor fazlaca. İnşallah Rabbim bir an önce kurtulmalarını nasip etsin. Hava çok soğuk. Kar yağışı var. Yani ne taraftan üzüleceğimi şaşırdım. O kadar üzüldüm ki. Allah yardım etsin hepsine inşallah. Arkadaşlar, ben şimdi Elif Adayı dersi hazırladım. Böyle evi toparladım, hala haberleri izliyorum. Arçlar devam ediyor. Az önce ben Antalya'da da hissettim depremi ve gerçekten korkutucu. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. İkinci bir deprem daha oldu. İnşallah Rabbim yardımcıları olur. Herkesin, hepimizin çok zor bir durum gerçekten. Aklım orada, bir türlü kendimi toparlayamadım. Saat 2 oldu, Elif Adayı hazırladım. Özel eğitim öğretmeni rahatsız olduğu için bir hafta raporluymuş, o bu hafta gelmeyecek. Fizik tedavi ve yarın da özel eğitim derslerimize devam edeceğiz bu hafta. Oy minik kuşum, ne yapardık acaba? İnsan kendini koymaya aklı çıkıyor ya. O kadar çok üzüldüm ki inşallah hayırlı haberlerini alırız. Konya'da deprem aşırı derecede hissedildi. Az önceki, yani saat 1'deki kardeşim korkudan üstümü giyiniyorum, dışarıya çıkabilirim diye yazıyor. Ablam diyor ki iş yerinde herkes dışarılara kaçışıyor. Annem hala hastanede yatıyor. Bugün çıkaracaklar da çıkarmadılar. Ya nereyi düşüneyim, hangi birini düşüneyim, onlar kimi düşünsün? Gerçekten şaşırdık yani şu anda. Onlar da bana dikkat et diye yazıyorlar. Sakin kal, bir şey olmayacak diye. Rabbim yardımcımız olsun hepimizin inşallah. Şimdi Elif Adayı hazırladım. Fizik tedavi Oğuz hocamız gelecek. Minderini getireceğim. Silindirini getireceğim. Ben giyindim. Bir çamaşırlarım var. Onları sereceğim. Ama kalbimde, dualarımda hep deprem bölgelerinde bütün göçük altında kalan herkesin yardımcısı olsun Rabbim inşallah. Böyle arkadaşlar. Çok acayip ülkece moralimiz bozuk bugün. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim beterinden korusun inşallah. Kurban oldum. Bir taraftan da soğuk olması, her yerde kar, fırtına. Allah yardım etsin, kurban oldum Rabbim. Arkadaşlar, şu anda ben de hazırım. Çamaşırlarımı da serdim. Hala haberleri takip ediyorum. Her yerde deprem şu anda çok hissediliyor. Kardeşim Konya'da çok korkmuş durumda. Annem hala hastanede yatıyor. Bugün çıkacaktı, çıkarmamışlar. Böyle garip hissediyorum. Böyle çok tedirginim. Elif Ada şimdi minderinde bekliyor. Oğuz hocam gelmek üzeredir. Dışarıda havanın, yani çamaşır sererken havanın soğuğunu görünce de daha çok üzüldüm. Ki Antalya böyleyse diğer şehirleri düşünemiyorum bile. Allah yardımcıları olsun herkesin inşallah. Hani kuş da burada dersin bekliyor. Ama hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Çok üzüldüm. Ay minnoşum ya. Yine yerde yatışını. Bekliyor musun annem öğretmeni? Ha annem. Öğretmenini mi bekliyorsun? Evet prensesim. Evet bir tanem. Evet anneciğim. Evet anneciğim. Amcanımın içi. Amcanımın içi. Annesinin kuzusu çok güzel ders yaptı. Oy bir tane. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yani
Dünden beri Instagram'da nasıl duyuracağımı, nasıl destek yapacağımızı, nasıl destek gönderebiliriz, nereye ulaşabiliriz, işte ailemi bulamıyorum, paylaşır mısınız diyen insanlarla dolu. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Gerçekten yüreklerimiz yandı. Gece uyuyamadık, lokma sokmaya utanır olduk. Üşüdüm demeye utanır olduk gerçekten. En acısı da dünden beri yüreğimi acıtan, yani soğuktan artık hipotermi geçirerek kalplerinin durmasıydı soğuktan. Bu bana çok acı verdi düşündükçe. O kadar soğuk ki. Rabbim yardım etsin inşallah. Minik kuşum da dersi var bugün saat 4.30 gibi, özel eğitim dersi. Kucağıma gelmek istedi. Asla yerde durmadı. Böyle bu şekilde uyuyor meleğim benim. O da hissediyor. Ben de bir taraftan Instagram'dan arayan arkadaşlar var. Burada belediye yardımlar gelecek. O yardımları nasıl organize edebilirim? Kimlere ulaşabilirim? Sonra işte böyle biliyorsunuz telefon hatları var. Hem AFAD'ın hem Ahbap Derneği'nin. Onların duyurularını yapıyorum. Onlara mesaj atmalarını istiyorum. Kendim onlara mesaj atıyorum. Şu anda o yardım tırları gidene kadar en acil ihtiyaç, yani o SMS'lerle giden paraların toplanıp birebir oradan yapılması benim bakış açımda daha kolay olacak. Çünkü yardımlar, biz mesela bugün Allah izin verirse gideceğiz, ihtiyaçlar alacağız. Benim eski bağlı olduğum kurumda bir toplanma olacak. Yani bütün eşyalar toplanacak. Duyuru yapıldı. Ben de yaptım Instagram'da. Oraya ihtiyaçları alıp götüreceğiz. Sonra belediyelerin, her yerin tırları çıkıyor, yardım tırları. Keşke gidip orada gönüllü çalışabilenlerden olsaydım. Ama meleğim var evde. Elimden geleni evde, oturamıyorum, yiyemiyorum, içemiyorum. Ne yapabilirim'e bakıyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Gerçekten biz hani Peygamber Efendimizin, biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor ya. Şimdi birlik zamanı, birlik olma zamanı. Elimizden geldiğince biz de desteklemeye, duyurmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim kulunu darda koyar mı? Az önce bir görüntü vardı. 2 aylık 30 saat sonra göçün altından çıkan bir Mehmet Çınar. Gözlerimiz onları gördü. Gözler bebeklerin, 3 yaşındaki çocukların endişeli bakışlarla, korkan bakışlarla çıkışını gördü. Unutur muyuz biz o günleri? Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Kurban oldum. Yardım etsin. Bir tane meleğimin dersi var arkadaşlar. Ben de onun dersi hazırladım. Özel eğitim dersi olacak. Bakalım öğretmenimiz bugün Elif'e neler çalıştıracak. Tırnaklarını kestik meleğimin. Anne kuzusu. İyi misin? Uyuyordu. Daha yeni uyandı. Şimdi karnını doyuracağım. Özel eğitim dersinde bir saati var. Öğretmenimiz biraz gecikecekmiş. O yüzden yeni mesaj atmış. Hazırlamıştım. Tam bu saatlerde gelmesi gerekiyordu normalde. Şimdi mama içireceğim minnoşumu. Uykudan uyandı. Arkadaşlar şimdi ben de hazırlandım. Özel eğitim öğretmenimizi bekliyoruz. O kadar enerjim düşük ki, o kadar yorgun hissediyorum ki, ben eminim hepimiz aynı durumdayız şu anda. Evladını bekleyen anneleri gördükçe, çıkan çocukları gördükçe o kahrolduk ya. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Bugün ikinci gün depremin üstüne. Ama Rabbim yardım etsin. Bütün göçük altında kalanlara, hava soğuk oldukça, hipotermiyi düşündükçe böyle gerçekten insan kafa yiyecek gibi oluyor. Rabbim yardım etsin inşallah. İster istemez bu da bize şeyi hatırlatıyor yeniden. Hani evde bir güvenlik çemberi, üçgeni kurmak, nereye ne yaparız, nereye sığınırız gibi bir yine tabii gündeme geliyor hepimiz için. Ben öyle bir durumda olsak Elif adayı nasıl dışarıya çıkarırım, şanslıyı nasıl yanıma alırım hiç bilmiyorum. Nasıl çıkmaya çalışırım, neyi toparlamaya çalışırım gerçekten hiç bilmiyorum. Amine'de de, İzmir depreminde Amine ile Elif aynı anda nasıl çıkarırım korkusu vardı. Rabbim kimseye yaşatmasın, ister istemez insan bunları düşünmeye başlıyor.
Hatta Fatih'e de söyledim, eğer bir şey olursa, çünkü nereye kaçarsanız kaçın, eceliniz orada ölmekse, buradan kaçsanız başka bir yerde yine o gün ölmeniz gerekiyorsa öleceksiniz. Bundan kaçışınız yok zaten, ölüm her yerde sırası gelene. Ama ister istemez hani nereye geçebilirim, nasıl güvenliğimizi, hani Elif adayı nasıl koruyabilirim? Şanslı var, bir can daha var, onları nasıl koruyabilirim? Kendimizi nasıl koruyabiliriz diye dışarıya kaçmak yerine evdeki güvenlik çemberi oluşturma, hani neresi nasıl oluşur gibi. İster istemez hepimizde olduğu gibi düşünceler başladı yine. Yatak odasında bir yer var, iki kolun arası ve dolabımın yanı. Oraya artık Elif adayı da alır, şansıyı da tutabilirsem orada çömer bekleriz diye düşündüm. Allah biliyor ya, Rabbim kimseye yaşatmasın, ama bunları da düşünüyorsunuz istemsizce. Çantam zaten yatak odasında, işte içinde mama, bezi. Ya insan, işte diyorum ya, neyin garantisini alacaksınız? Bunu yaşayacaksanız zaten yaşayacaksınız, nerede olursanız olun. Yaşayacaklarınız ve görecekleriniz varsa zaten bunu göreceksiniz. Ama Rabbim gerçekten kimseyi yaşatmasın. Ülkece hem moral olarak hem psikolojimiz alt üst oldu. Bizi geçin, orada göçü gören çocuklar, depremi yaşayan anne babalar, evlatlarını kaybedenler, eşini, dostunu, annesini, babasını kaybedenleri düşününce insan gerçekten soğuk demeye, üşüdüm demeye. En çok da benim o canım acıttı. Çok soğuk. Antalya bu kadar soğuksa oraları düşünemiyorum bile. En çok da benim canımı acıtan bu oldu. Yaşama şanssız ama varsa bile soğuk onları çok etkileyecektir. Bu beni çok üzdü. Dualarımız, elimizden gelen ülkece hepimiz biliyorum. Yardımlarımızı yaptık, yapacağız da. Dualarımız en büyük destek arkadaşlar. Bol bol Yunus Aleyhisselam'ın duasını okuyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur o duayı, Yunus peygamberin duasını okuyorum. Balığın karnından Rabbim onun kurtuluşuna vesile kıldıysa bu duayı, inşallah bu göçük altından da, bu durumdan da Rabbim bizleri de sağ salim, güvenli, güzel bir şekilde çıkarır inşallah. Tabii düşüneceklerimiz var. Yapmamız gerekenleri yeniden hatırlattı bu deprem bize. Nasıl yaşamamız gerektiğini, Müslüman olarak Müslüman olmanın gerektirdiklerini, hepsini tabii depremde yeniden hatırlattı bize arkadaşlar. Rabbim yardımcımız olsun. Layıkıyla ona kul olabilmeyi nasip etsin hepimize inşallah. Öyle arkadaşlar, çok enerjim düştü. Hatta böyle Funduca gelmeyecek olsa, yani özel eğitim öğretmeniz, yatacağım. O derece böyle bir psikolojik olarak ben çöküntüye girdiğimde bana uyku hali geliyor arkadaşlar. Birçoğumuzda da öyle oluyordur. Böyle moralim bozulduğu zaman sanki elim ayağım tutmuyor da hep böyle kafam sanki yastıkta hissediyorum. Hani yatsam çok iyi gelecek gibi geliyor. Bu arada bu hafta boyunca da şekerim hep yüksek çıktı. Bu da benim demoralize olmama sebep oldu. Yani şekerim yüksek çıkıyor akşamları, özellikle tok karına. Daha dikkatli olmaya, bol su içmeye çalışmaya başladım. Dün salata yedim, sadece köfteyle gibi, böyle daha dikkatli olacağım. Yemeye çalıştık yani, bilmiyorum. Öyle arkadaşlar, stres odaklı mıdır bilmiyorum ama şekerim 300'lerde çıkıyor. 300'lere yakın çıkıyor. Bu da benim biraz canımı sıktı. İlaç da kullanıyorum. Dikkat etmem gerekiyor, onu anladım. Bilmiyorum ya, özel çocuklar var, ihtiyaç sahibi. Şimdi onların arkadaşlar arıyor, mesajlar geliyor. Instagram'dan mesajlar geliyor. Yollayacağınız yardımın özel çocuğa gidip gitmeyeceğini biliyorsunuz. Neticede bu tırlar gidiyor. Hani hangisinde, nerede özel çocuk var diye onlar seçilemeyecek tabii şu durumda. Ama Rabbim ya, elimizden geldiğince işte medikalle destekte olduk. Orada bezler, bütün işte ne bileyim ventilatöre bağlı çocuklar, işte onların aspirasyon sondaları, mama, birçok şey, enjektör, mama setleri belki, mamalar, ya ne bileyim pekler, pek butonlar, birçok şeye ihtiyaç var şu anda. Onları bir taraftan arkadaşlarla organize olup halletmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Hepimiz inşallah. Bir daha göstermesin inşallah ülkece. Bize bu sıkıntıları, afetlerden korusun Rabbim. Bir tarafta da Konya'da ablam bir evde. Annemler hastanede yatıyorlar hala. Dün çıkaracaklardı ama böbrek koruyucu olarak kullandığı bir ilacı vardı.
O da annemin bağırsaklarını bozuyordu. O ilacı değiştirmek için yeniden çıkacağı zaman tam yeniden ishal oldu. Ve uykusun tükürüğünü yutamadı. Allah Allah, iyi misin? O minnoşum benim. O ilacı değiştiriyorlar. O yüzden de ishal olunca beklettiler. İlaç değişikliğine gidildi. Konya'da kar, fırtına, soğuk. Her yerde kar, fırtına, soğuk. İşte insan gerçekten sevdikleri uzakta oldu mu kimin düşüneceğinde şaşıyor. Ne bileyim ya, duygularım karışık hepimizin olduğu gibi. Rabbim beterinden korusun. Bir daha göstermesin inşallah. Arkadaşlar, annem hakkında da bilgi vereyim dedim. Böyle bekliyoruz öğretmenimizi. Ham annem, oy kurban olurum. Üzgünüz gerçekten hepimiz, millet olarak çok üzgünüz. Ne yapıyorsun bir tanem? Ham annem, kim bekliyorsun sen anneciğim? Sen kim bekliyorsun papatyan? Ha? Öğretmenini mi bekliyorsun? Ders yapacak mısın? Hı? Çok güzel yapacaksın değil mi? Kızdın mı burnunu oynadım diye? Hı? Kızdın mı? Kızma tamam mı anneye? Evet annem. Ham annem. Oy canım, oy çivim. Evet bım 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 bım. Evet, sana neler gösterecek bugün öğretmenin ya. Evet anneciğim, evet. Annem. Bir tanem bak, bebeğin gelmiş. Annesi. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Oy, o da senin en iyi arkadaşın. Ne çok diyor anne? Çok susadım anneciğim. Çok susamış Elif Ada. Karnım acıktı. Bak ne diyor. Karnı acıkmış. Korkma korkma, düşürmem. Oy kurban olurum, tepkisine ateşini bak. Ateşini ölçer misin? Ateşini ölçer misin Elif Ada? Karnım ağrıyor. Karnı ağrıyormuş Elif Ada bebeğinin. Uyuma, uyuma bir tanem. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hayır, neden de annem, neden de? Neden de? İyi hisset de, ben yanındayım da bir tanem. Evet anneciğim. Evet bir tanem, evet. Çok dişim geldi. Hemen bamba. Aşırı çok güzel. Tabi oynarım de. Saçlarımı tarar mısın? Saçlarını tarar mısın annesi? Hı? Saçlarını tarar mısın annesi? Hadi şarkı söyleyelim. Hadi bakalım söyleyin. Merhaba, ben Kuzu Bebek. Annenle çok güzel. Hep yapar. Sevgisiyle büyürüm. Karnım acıkır, doyurum. Sesinde mi var bir şey? Elleriniz hocam dokundukça Elif Ada yokuşuma şey geliyor. Elif Ada'nın ders karşıtı hocam. Hiç ya. Sevmiyor dersi. Suratı. Duyuyor. Öyle mi yapıyor? Daha da gevşedi. Bebeğim. Elif. Yanakları güzel. Şşt, ağız yalnız. De. Tamam. Uyandın mı? Uyandın mı şekerim? Ama hayır ödeme lütfen. Elif adam. Evet, günaydın. Hop, günaydın. Dın dın dın. Elif Ada şipşak.
şap şop. Burnu uzun ülülü. Kaşları keman. Gıy gıy gıy. Karnı davul güm güm güm. Elfa'dan eli yapıştı. Merhaba adam. Tut aşkım. Tut aşkım. Al kızım. Hadi tut bakalım. Hadi tut bakalım. Uyuma Elif Ada. Hadi açar mısın gözünü? Hadi tut. Hadi tut. Yapıştıralım mı birlikte? Hadi gel. Hop. Bırakmıyor da. Evet yapıştı. Elif gördün mü? Anneciğim. Onlar benim arkadaşlarım. Geceleri birlikte oyunlar oynuyoruz. Peki öyleyse. Yeni arkadaşların oluncaya kadar çoraplarınla uyuyabilirsin demiş. Sera'nın yine çok canı sıkılmış. Evet. Birlikte oynayabileceği bir arkadaşı bile yokmuş. Aa, babasına giderek hiç arkadaşı olmadığını anlatmış. Biliyor musun baba? Benim hiç arkadaşım yok. Benim çok canım sıkılıyor demiş. Bakalım babası ne yapmış Elifa'da. Babası Sera'ya bir arkadaşın olsaydı onunla neler yapmak isterdin diye sormuş. Sera daha önce bunu hiç düşünmemiş. Onunla parka gitmek isterim demiş. Onunla gezmek, kırlarda koşmak, oyunlar oynamak isterim. Babası Sera'nın söylediklerini biraz düşünmüş. Aklına gelen fikirle bir anda gülümsemiş. Acaba Sera'nın babası Sera'ya ne yapacak? Ertesi gün Sera'ya yaklaşan doğum günü için bir sürpriz yapmış. Elfa'da sürpriz yapmış. Şirin mi şirin bir köpek sahiplenmiş. Köpeği gören Sera bu durumu çok sevinmiş. Anne de sana şanslı mı aldı? Şanslıyı mı getirdi? Evet. Bu şirin köpek benim mi? Sen de mi öyle dedin? Şanslı artık benim kardeşim mi? Dedin değil mi? Evet. Elbette senin. Yaşasın. Demiş Sera. Artık benim de arkadaşım var. Ne kadar şanslıyım. Elif Ada. Devam edelim mi? Birlikte oynayabiliriz. Fakat önce bu köpeğe bir isim koymalıyız. Demir vermişler. Biliyor musun şanslı gibi bembeyaz bir köpek bu. Şanslı bir kedi. Miyav. Bu da bir köpüşmüş. Evet. Kartopuyla her gün oyunları oynamışlar. Onu çok seviyormuş. Bütün vaktini onunla geçiriyormuş. Bahçede oyun oynuyorlarmış. Pikniğe gidiyorlarmış. Sera her akşam kar topuyla uyuyormuş. Aa, şanslı da kimle uyuyor acaba? Hı, Elif Ada? Ağlayan kız nereye gitti ya? Kar topu her gece yatmadan önce Sera'nın çoraplarını çıkarmasına yardım ediyormuş. Aa, hikaye de burada bitmiş. Sen öğretmenini. Çok mu seviyorsun Elif Ada sen öğretmenini? He? Yüzünü seviyordun değil mi? Evet vallaha. Ben seni yerim ya. Isırırım seni. Yüzünü seviyordun. 10.000 tane hikaye okurum sana böyle. Biliyor musun? O da size okşar değil mi Elif Ada? Oh. Aşkım. Elif Ada. Neredeymiş bu top? Neredeymiş? Evet. Kafanı düzeltebilir misin? Evet, aferin sana. Demokrasi çareler tükendi. Yastık var. Yastık mı koyuyorsun? Aynen. Tahmin ettim. Evet. Aferin sana be. Hop. Gel, gel, gel. Aferin sana.
Arada bravo. Yakalıyor değil mi hocam? Hı-hı. Ben de fark ettim onu, bayağı yakalamaya başlıyor. Hey Elif, uyanır mısın? Elif Ada orada mısın? Orada mısın? İçine ne koymuşlar ya? Top koymuşlar Elif Ada. Ay! Attım. Attım. Elif. Aşağı. Aferin çiçeğime. Aferin sana Elif Ada. Aferin. Bravo. Hocam bayağı takip etti. Bravo Elif Ada. Çok mutlu oldum ben şimdi. Yukarıya kadar çok güzel çektin. Aferin sana Elif Ada. Elif Ada. Elif Ada şu anda bayağı uykuya geçmesi yapacak aslında bir şeyler de. Elif. Kuzum. Kaymam. Kaymam. Kaymak. Aa, fış. Fış. Kayıkçı. Kayıkçının küreği. Hop hop. Yüreği. Akşama Elif Ada böreği. Elif yesin büyüsün. Tıkmış tıkmış yürüsün. Bravo. Hemen kaçırma. Aferin sana Elif Ada, kaçırdın yine. Aferin sana Elif Ada. Aferin sana. Turuncu. Bip 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 bip. Hadi Elif Ada. Elif Ada. Aşkım, aferin bebeğim sana. Bir daha. Gülümsüyorsun. Elif Ada, hadi bir daha. Wow, aferin harikasın sana Elif Ada, aferin. Bir kere daha. Bir kere daha. Ham, yedim. Ham, limon. Ham, ekşi. Yani sen Elif Ada'ya limon falan veriyor mu? Hiç denetmedim. Getireyim mi? Neden? Yani ekşi olan şeyi bilmiyorum. Vermedim hiç. Niye? Geçse azıcık verelim. Tepkisini merak ediyorum. Elif Ada şıp şıp şıp. Evet aşkım. Şimdi sana değişik bir şey vereceğiz. Bu bir limon. Ekşi limon. Hey surete bak. Ne oldu Elif? Öyle kaldı. Elif. Neden şanslı? Vermeyin diyor. Limon, ekşi limon. Elif Ada limon ekşi miymiş? Ağzına kaldı öyle. Ekşi limon. Surata bak. Ekşi limon. Tadı geçti mi kıza? Surata. Hadi tat. Limon nasılmış? Ekşi. Oo, Elif. Elif öyle ağzına tutamazsın. Hadi bir yut. Elif Ada. Bir tanem. Canımın içi. Bitti mi anneciğim dersin? Ben kim gelmiş? Kim gelmiş? Bakalım kim gelmiş? Babası da gelmiş. Ama biz ders çalıştık babası. Değil mi anneciğim? Biz ders çalıştık be. Her yerde. Şu topları aşkım aynaya yapıştırabilirsin toplarımızı. Ama meyvelerimizi yerine koyabilirsin. Evet annem. Babacığım ben ders çalıştım ya de. Çadıyıma giydim, ders çalıştım ben de. Aşkım o kadar güzel takip etti ki 2-3 defa böyle tam çadırda çalıştırdı Funda Hoca. Birlikte girdiler. Ve şöyle aşkım tutuyor. Şey, kitap okurken birlikte girdiler. Takip çalıştırırken Elif Ada yattı Funda Hoca ayak ucunda. Böyle oturdu. Aşkım şöyle tutuyor. Tam yukarıya getiriyor. Kaç defa tam yukarıya kadar geldi bıraktı.
Takibi. Evet. Değil mi Elif? Çok güzel yaptı babası. Canımın içi benim. Çok güzel yaptın dersin. Aferin sana anneciğim. Evet bir tanem. Oy seni yerim annem. Aferin sana bir tanem. Oh. Limonlu tattın sen. Ne tattırdı sana Funda hocam? He? Ne tattırdı sana öğretmenin? Ekşi ekşi limon mu tattın sen? He, limon mu tattın anneciğim? Limon ekşi dedi. Tadına baktırdı Elif adaya. Evet limon ekşiymiş. Düştü. Hoppa. Ay bir tane. Ne yapayım ben? Onu şuraya. Allah aşkına içine. Şunlar da. Kitabı. Bunu da öğretmene getirmiş Elif adaya. Çoraplarını çıkarmayan kız. Evet. Sana kitap okudu değil mi Elif Ada Funda öğretmenin? Evet. Şey kitaplarında. Kitapları vardı. Nerede aşkım kitapları? Ama ben o gün getirmiştim. Tamam bunu da oraya koyalım. Arkadaşlar şimdi biz Fatih'le birlikte markete çıktık. Ve markete gidiyoruz. Yarın okula götüreceğim erzaklar hakkında, yani işte bebek bezi, ıslak mendil, kadınların ihtiyacı olan şeyleri ve bulabilirsek asıl ihtiyaç çamaşırmış çocuklara ve yetişkinlere. Marketlerde var mıdır bilmiyorum çünkü gün içinde ben çıkamıyorum evden. Bir bakacağız inşallah. Hiç duramıyorum. Sürekli arkadaşlarım, İşte özel çocuklar bir yere getiriliyor, onlara yazıyorlar, onları gönderiyorlar. Şimdi bir tane ikizleri Nevşehir'e getirmişler galiba Şanlıurfa'dan, yanlış hatırlamıyorsam. Birbirimize ulaşarak destek toparlamaya çalışıyoruz, yardım toparlamaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz yere kadar Allah'ın izniyle. Şimdi gidiyoruz. Elif adaya babaannesi geldi yanına. Üstünü değiştiriyordum yine şu. Biz de gidiyoruz markete bakalım inşallah. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Çok fazla bence her yerden gidiyordur. Bebek bezlerini, şu çamaşırlar neredeydi onları bulalım. Havlu peçeteler falan gider mi acaba? Şimdi böyle çamaşır, şapka, böyle çoraplar aldık. Battaniyeler, onlar çok gidiyordur diye düşünüyorum o yüzden. Başka ne alabilirize bakıyoruz. Oradan var mı başka alabileceğimiz bir şey? Bakıyorum ama. Sen de oradan. Orada arkadaşlar böyle ıslak mendiller, erkek atlet çamaşırları, kadınlar için ihtiyacı, bebek bezi, böyle bereler, çoraplar, çocuk baksırı, erkek çocuk baksırı, çocuk kız çocuk çamaşırı, içlik. Bunları tedarik ettik.
Bu yumurtayı eve atalım, alalım kenara. Şuna koy aşkım, poşetlerken ihtiyacımız olur. Belki şuraya koyuyoruz. Ben arabayı götüreyim, olur mu? Arkadaşlar şimdi biz alışverişimizi yaptık. O kadar soğuk ki. Çok soğuk değil mi? Allah yardım etsin. İnşallah burnum dondu. Antalya böyleyse ben oraları düşünemiyorum. Ama bir şeye mutlu oldum. Şimdi Instagram'da takip ettiğim arkadaşlarımı görüyorum. İşte ücretsiz yün gönderenler, yani mağazalar veriyormuş. İşte şapkalar arıyorlarmış, atkılar arıyorlarmış, bereler falan. Patikler örebilirsiniz işte, şurada şurada ücretsiz veriliyor. Örmek isterseniz diye. Hatta bugün sabah Şirin'le konuştum, Alparslan'ın annesiyle. Şirin dedi ki abla sabaha kadar çocuklara işte iki tane çocuk beresi ördüm diye. Öyle bir içim yumuşacık oldu ya. Böyle bir dayanışma, böyle bir Müslüman kardeşlik. Mükemmel ya Rabbim, gerçekten ümmetimizi, milletimizi böyle güzel, ya bu güzellikten mahrum etmesin inşallah. Birbirimize böyle sıkı sıkı kenetlenmek o kadar güzel ki. Hatta onu dedim, keşke hani şeyim olsa, yapabilecek gücüm olsa. Ne zaman ne gidecek bilmiyorum. Belki daha ilerleyen süreçlerde yapabilirim ben de. Çünkü elimden gelir benim de. Ama ip almaya gidebilir miyim, ip bulabilir miyim bilmiyorum ama çok hoşuma gitti ya bu, var ya mükemmel bir şey. Kendi elinle onlar için bir şeyler örebilmek, seferber olabilmek. Allah herkesten razı olsun inşallah. Şimdi biz de eve gidiyoruz. Ne bileyim işte. Böyle bir duygulandım onları görünce ya. Şunu aşkım sen. O canın işte içi. Babaanne süsünü değiştirmiş. Babaanne namaz mı kılacak? Abdest alıyor babaanne. Evet, abdest alıyor babaannenim. Arkadaşlar şöyle bir hiç açılmadık battaniyem vardı. Geçen sene almıştım, böyle ihtiyaç olur diye duruyordu. Bunu göndereceğim. Böyle Fatih'in bir tane siyah siviti vardı. Bunu yıkamıştım. Daha hiç giymedi. Yeni bunu koyacağım. Bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum evden de. Bakalım böyle bu battaniye de onlara gitsin inşallah. Oy meleğim benim. Oy meleğim. Uyunurum benim. Nasıl yaşıyor dünya? Uyuyor mu kızım benim? Oy bir tanem benim. Şükür sebebim benim. Canım için. Evet bir tanem. Şimdi kayınvalidem de bir tane gömlek, böyle çamaşır ve çorap evden toplamış gelmiş. Böyle başörtüler. Hatta şunu hacıdan almış ve hiç kullanmamış. Gönderelim kullansınlar dedi. Hazırlamaya çalışıyoruz. Bir de ne koydun şey? Hasta bezi değil mi? Bunları hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle rahmetli Aminem'le Elif adama bir tane teyzeleri. Allah razı olsun, böyle şapka ve boyunluk örmüştü. Amine Elif'inkini saklıyordum ama şimdi tam zamanı, destek için hiç kullanamadım meleğim. Bunları ayırdım. Böyle yine Amine Elif'in tulumu vardı. Ya bir defa girdi ya iki defa. Uyku tulumu. Böyle bir tane tulumu koydum. Elif Ada'nınki evde. Bunu koydum. Sonra böyle bebekken Elif Ada'yla, daha anne karnındayken Elif Ada'yla Amine Elif'in de böyle hırkalar örmüştü. Halamın kızı Sünya halam. İkisinin de cinsiyetinin kız olduğunu öğrendiğinde. Bunları da küçükken böyle giymişlerdi ama tertemiz hala. Yeni örülmüş gibi. Bunların da dedim hiç evde durdurmayayım. Göndereyim tam zamanı. Çoluk çocuk, küçük çocuklar orada giyerler diye. Böyle Elif Ada'ya bir tane pandüf almıştım. Ona çok küçük geldiği için giydirememiştim ayaklarına. Böyle belki bir bebeğe falan giyilir diye bunları yollayacağım. Ve temiz havlularım vardı. Havlu acaba gider mi bilmiyorum ama. Dedi ki temiz bir tane de havlu koyalım. Hiç kullanılmamış. Böyle hiç kullanmamış şeyleri. Fatih'in böyle montu vardı bir tane. Böyle bir mont. Onu koyduk. Temiz, kullanılmış. Sonra böyle bir tane daha hırka vardı. Giyilir dedik. Bunu koyduk mont gibi. Şöyle. Sonra
Böyle benim bir tane hırkam vardı. Şu şekilde. Bunları koyduk. Evde bulduğumuz ne varsa ihtiyaç görebilecek her şeyi koymaya çalışıyoruz arkadaşlar. Temiz kullanılmış böyle kıyafetleri de koyalım dedik. Ne haber canımın içi? İyi misin aşkım? Allah'ım kafasını okşa işine. Ben seni çok severim bir tanem. O canım hiç. Ne güzel sesler çıkarıyordu. Yoruldun mu? Bir kardeş daha çıkaracaklar inşallah depremden ya. İnşallah kuzum. Evet. Evet.